İşte İzmir'de şehir hastanesinin hemen yanında bu da yaptığımız konutlar. E şimdi vatandaşımız burada huzurla oturuyor. İzmir'de bir deprem bölgesi. En son Maraş, Pazarcık merkezli 6 Şubat. Hepimizin acıyla uyandığı bir sabah. Evet. 11 ilimizi, 14 milyon vatandaşımızı etkileyen depremde yine günlerce biz oradaydık. Emin olun, yani öyle büyük bir milletimiz, öyle gönlü geniş bir milletimiz var ki Allah devletimize zeval vermesin dedi. Orada enkaz altında yavrusunu, annesini, babasını bekleyen vatandaşımız bize hep böyle seslendi. Gördü ki orada onlar için çabalayan birileri var. Onlar için üzülen, ağlayan ama bir taraftan da mücadele eden birileri var. Ve o insanlar geçmişte de depremlerde, o yangınlarda, heyelanlarda hep onların yanındaydı. Ve orada da hatırlayın o günleri. Dediler ki biz 650 bin ağır yıkık, işte acil yıkılacak konut. Dedik ki bunların hepsini yapacağız. Hızlı bir şekilde bu inşaatlara başlayacağız. Ve kimse memleketinden olmayacak. Kimse yerinden yurdundan olmayacak. Buradaki demografik yapı nasılsa, burada yaşayan insanlarımızın ihtiyacı, beklentisi nasılsa biz bunları gerçekleştireceğiz dedik. İşte bakın ya o gün 3 ayda ya 3 Köy ayda evleri evet ilk 3 3 ayda ayda teslim edildi. 3 ayda ben bir 11 ile gittim. 11 ile bütün oradaki hasar gören ilçelere gittim. Kar, kış ve gittik yerlerimizi tespit ettik. İnşaatlarımızı başlattık. Bakın bunların hepsi deprem bölgesinde yapılan inşaatlar. 11 ilimizde 180 bin konutu 3 ayda başlattık. 3 ay. 3 ayda orada gittik. Ya üzüldük, ağladık ama o temelleri attığımızda konutların inşaatlarını ilerlerken o insanların yüzündeki tebessümü bir görseniz dünyaları değişmezsiniz. Ve o zaman da bize dediler ki kaynak bulamazsınız. Ağız dolusu vaatler verdiler. Biz bedava yapacağız, işte şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Ne oldu? Milletimiz yine eseri yapandan yana Mayıs seçimlerinde tavır gösterdi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden Türkiye yüzyılında başkan seçti. Şimdi burada biz bunları yaptık. Yani hani yapacağız ayrı bir şey ama biz bunları yapmış biri olarak buradayız. Peki. Yani bu afetlerde Elazığ'da, Malatya'da, Kastamonu'da, Rize'de, Bartın'da, Giresun'da, Trabzon'daki sellerde, Antalya, Muğla, orman yangınlarında ve en son Asrın felaketinde sözünü tutmuş, bu inşaatları yapmış biri olarak bugün İstanbulluların karşısındayım. Evet. Yani bu çok önemli. Murat Kurum söylüyorsa yapar. Murat Kurum bunu geçmişte yaptı. Kaynağı da buldu. Bakın bizim bütçemizi araştırın. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bütçesini. O bütçe birçok bakanlıktan düşüktür. Ama TOKİ'mizle, emlak konutumuzla, İller Bankamızla el ele verdik. Milletimizle el ele verdik. Ve o inşaatlar yapıldı. Kaynağı da ürettik. İşi de yaptık. Zamanında da bitirdik. Malzeme yetişmez dediler. Malzemeyi de bulduk. Mühendis yok dediler. Mühendis de geldi çalıştı. Efendim bu inşaatları yapacak işçi bulamazsınız. Hepsini bulduk. Evet. Hepsini bulduk. Hamdolsun şimdi o insanlarımız orada oturuyor. Yani İstanbul'a da biz bu birikimle geliyoruz. Bu tecrübeyle geliyoruz. Ve İstanbul'da olası depremle ilgili Halime Hanım bütün bilim insanları söylüyor. Bakın ne diyor? Diyor ki İstanbul'da büyük bir deprem bekliyoruz. Allah göstermesin. Bu yarın da olabilir. Şimdi de olabilir. İnşallah olmaz.